Günümüzde nakliyat firmalarının önemi gittikçe artıyor değerli seyircilerimiz. Acaba nasıl hizmet veriyorlar, neler yapıyorlar, sorunları neler? Onları dinleyelim. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Gaziantep Şehit Kamil'den sektörün lider firması Coşkunlar Evden Eve Taşımacılık'tan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın ortakları beyefendi Emrah Nacaroğlu ve Mehmet Coşkun bulunmakta. Bakalım kendileri bize çalışmaları ve faaliyet alanları ile alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Emrah Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun sizler. Teşekkürler. Mehmet Bey siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi çalışmalarımızdan, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. Evet. Yıllardır bir tecrübeniz var. Taşımacılık anlamında Gaziantep'te markasınız. Tabii sürprizlerimiz de var. Röportajdan bahsedeceğiz. Şimdi önce ekranların başındaki değerli izleyicilerimize ben sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Emrah Nacaroğlu kimdir? 1987 Gaziantep doğumluyum. Evet. 15 yıldır bu sektörde faaliyet gösterip taşımacılık sektöründe 5 yıldır da Mehmet Bey ile beraber kendi işimizi kurarak da faaliyetlerimize devam ediyoruz. Aile şirketiyiz. Evet. Ben finans ayağını yürütüyorum. Mehmet Bey de diğer hizmet alanında faaliyetlerine devam ediyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Gayet güzel. Peki Mehmet Bey kısaca sizi de tanıyalım. Mehmet Coşkun, 1980 doğumluyum. Gaziantep. Berabersiniz. Beraberiz. Ortağız. Emrah Bey. Hem eniştem olur hem de... Evet. Burası o zaman bir aile şirketi. Evet, aile şirketi. Peki, gayet güzel. Şimdi biz Coşkunlar evden eve taşımacılığı bir konuşalım öncelikle. Hizmetlerimizi açalım. Firmamız 5 yıldır var. Evet, doğru. Peki, Gaziantep'te iyi bir noktadayız ama biraz hizmetlerimizi açalım. Biz ne yapıyoruz öncelikle? Müşterilerimizi daha iyi bir hizmet sunabilmek için elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Taşımacılık anlamında. Aynen, taşımalık. Peki kaç aracımız söz konusu şu anda? 3 tane kamyonumuz, 3 tane de evden eve taşıma asansörümüz var. Kaç uzman kadroyuz? 14 tane kendi personelimiz var. Evet. Sigortalı olarak çalışıyorlar bunlar. Evet. Peki şimdi biraz işleyişi açacak olursak ben size geldim. Evet. Bir talepte bulundum. Evden eşyamı almanızı ve atıyorum Gaziantep'teyiz ama Antalya'ya taşınıyorum. Oraya eşyamın gitmesini istiyorum. Evet. Nasıl bir yol izliyorsunuz? İlk başta bir ekspertiz yapıyoruz eve. Daha yani eşyaları da görüyoruz. Ne yapmamız lazım? Evet. Kaç eleman gelmesi lazım? Eşyaları görüyoruz. Yapmamız gereken neyse hani mobilyalar, beyaz eşyalar. Evet. Bunların müşteriye yapılacak olan işleri söylüyoruz. Paketleme işi var. Paketlemede evet. Nasıl bir yol izliyorsunuz? Çizilmemesi için, kırılmaması için? Biz pat kullanıyoruz. Havalı pat diyoruz evet. Biz buna taşımada. Yani eşyanın en az zarar görecek şekilde hem montajını söküyoruz, paketliyoruz. Gidecek olan yere de aynı şekilde montajını yapıyoruz. Kendi elemanlarımızla. Tabii bir de asansör sisteminiz var sizin. Yani bu birinci katların üzerini asansörlü taşıma yapıyoruz. Evet. Yani eşyanın zarar görünmemesi için, daha iyi hizmet sunabilmek için. Aynı zamanda apartmanın o merdivenden, asansörden inme olayları biraz zor oluyor tabii. Aynen. Siz bunu direkt camdan, balkondan mekanizmanızla, o özel sistemle yapabiliyorsunuz. Evden eve taşıma asansörüyle hizmet veriyoruz. Yoldaki güvenlikten bahsedelim biraz. Sigortalı değil mi? Tabii sigorta yapıyoruz. Nasıl oluyor o işleyiş? Müşterinin bilgilerini alıyoruz. Araç buradan çıkarken ta ki oraya gidip eşyalar teslim edene kadar araç da dahil yoldaki, olmak üzere. Yoldaki tabii, olay sigortalı. Tabii sigortalı oluyor. Evet peki olacak ya şimdi olumsuz bir durum olabilir. Evet. Bu durumlarda destek hizmetleriniz var mı? Tabii var. Evet. Var destek hizmetleriniz var. Firmamızın güvenilirliği zaten o noktadan sonra başlıyor. Hani sadece sigorta kapsamında bırakıp o şekilde devam ettirmiyoruz. Son ana kadar müşterilerimizin yanındayız. Evet. Şimdi sizin aynı zamanda Gaziantep'te kurumsal sendikalarla da hizmetiniz var değil mi? Bu nasıl oluşuyor? Sağ olsunlar bazı kurumsal STK'larımız hizmetlerimizden ve faaliyetlerimizden kalitemizi kanıtladığımızdan dolayı anlaşma imzaladılar bizlerle. Kendi üyelerine özel indirimlerimiz var. Üyelere özel indirimlerimiz var. Hem bu sendik anlamında üyelerine jest,
onların da bize bir desteği sayesinde faaliyetlere devam ediyoruz. Peki şimdi hizmetler sadece burada sınırlı değil, değil mi? Yani evet. Talep gelmesi doğrusunda Türkiye'nin her noktasında varız. Kesinlikle. Peki hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Şimdi bölgede yalnız değilsiniz. Meslektaşlarınız söz konusu. Size ayıran özellikleri merak ediyorum. Şimdi biz buna rekabet üstünlüğü diyoruz. Çalışanlar kendi personelimiz. Ekspertiz olayından bahsetmiştim Mehmet Bey. Bazı firmalarda taşınacak evi görmeden fiyat verilip tekrar ekstra fiyat artırımı isteyebiliyorlar. Evet. Eşyaları yerinde bırakabiliyorlar. Biz bu tür şeylerle karşılaşmamak için ekspertiz yaparak kendi personelimizde, kendi ekibimizde, kendi kamyon ve asansör sistemimizde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Gayet güzel. Evet. Yani şunu da diyebiliriz aslında açık bir sözle. Şimdi bu işi merdiven altı yapanlar. Kesinlikle. Siz bu işin profesörüsünüz. Evet. Yani bu işi daha iyi belgesi biliyorsunuz. Belgesi olmadan çalışanlar İşte bu var. Bu da önemli değil mi? Mesela sizin işinizde bir belge sistemi var değil mi? Evet. Hangi belgeler olması gerekiyor? Mesela K3 belgesi olması lazım. Üst düzey yönetici belgesi istiyorlar. Evet. Yani bunlar şart. Tabii. Evet. Ticari odasına kaydı olması lazım. Evet. Belli bir... Sizin şimdi tabii bunların hepsi var. Tabii. Evet. Ama sektörünüzün herhalde anladığım kadarıyla en büyük sıkıntısı bu işi merdiven altı yapanlar. Evet. Tabii müşterilerinizi işte üzüyor, kırıyor. Bu da sizi duyunca herhalde biraz etkilemiş oluyor. Aynen öyle. Peki şimdi hedefleri merak ediyorum. Planlar büyük. Evet. Yakında bir anlaşmanız oldu. Biraz ondan bahsedelim. Tabii. Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi 3 kamyon, 3 tane de asansör sistemimiz mevcut. Lakin ihtiyaca binaen ve talepler doğrultusunda müşterilerimizin bizden vazgeçmemesini sağlayacak bir anlaşmayı daha yaptık. Güney Koreli bir firmayla Gaziantep'te ve Türkiye'de ilk, dünyada da üçüncü olan bir asansör sistemini Gaziantep'e getiriyoruz. 25 katlı. Evet. 25 kata kadar her müşterimiz rahatlıkla Coşkunlar taşımacılığı arayabilirler. Kesinlikle. Peki, yüksek katı var diye sorun yok yani. Evet, artık bu kat olayını bu şekilde ortadan kaldırmışsınız. Aynen, ve çünkü çok büyük bir anlaşmaya imza atmışsınız. Kesinlikle. Anladığım kadarıyla. Peki ben sizi bu konuda tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum tekrar. Çok sağ olun. Peki toparlayacak olursak, genel olarak her şeyi ele aldık ama sizde bir de kısaca bir mobilya hizmetiniz var. Daha sonra büro mobilya hizmetine geçtiniz. Biraz da kısaca bundan bahsedelim. Doğrudur. 10 yıldır faaliyet gösterdiğim bir işletmeden ayrılarak Coşkunlar Taşımacılık Bünyesi adı altında en ofis mobilyaları, yani her şeyin en iyisi, en iyi tedarik, en iyi hizmet, en iyi satış, en iyi müşteri potansiyel anlamında ofis mobilya sektörüne girmeye karar verdik. Şu anda kendi işlerimizi, kendi müşterilerimize, kendi ürün portföyümüzle hizmet ediyoruz. Şu anda da açılışı için bismillah dedik. Evet. İnşallah hayırlara vesile olur diye temenni ediyoruz. İnşallah hayırlısı diyelim. Bu konuda da ben size başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Peki ben sizlere başarılar diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda tekrar ülkemize, Gaziantep'e, bu bölgeye kattığınız değerlerden dolayı ben sizi tebrik ediyorum. İnşallah o yeni yaptığınız anlaşmayla da bölgeye, yakın illere kadar çok iyi hizmetler ulaştıracağınıza eminim. Ben de ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize sesleniyorum. Gaziantep'te evden eve taşımacılık anlamında sektörün lider firması Coşkunlar'a uğrasınlar diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. Tekrar size ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Gaziantep'ten sektörün lider firması Coşkunlar Evden Eve Taşımacılık'tan Beyefendi Emrah Nacaroğlu ve Beyefendi Mehmet Coşkun'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.